Selam arkadaşlar. Bugün sürüngenler familyasına ait bu kertenkeleyi inceleyeceğiz. Bunun tam adı tıknaz kertenkele. Zaten örnekte de görselde de belli. Yani tombul bir yapısı var ve yani boynu ve karnı neredeyse eşit, yani tıknaz bir doluluk var yani. Bu şekilde büyük ihtimal buradan almış adını. Genelde ortalama yani 20 santime kadar büyüyebiliyorlar bu kertenkele türleri. Benim elimdeki örnek büyük ihtimal yetişkin bir birey. Biliyorsunuz kertenkeleler kulaklı, yani yılanlardan ayırt edici en büyük özelliklerinden biri kulaklarının olması. Bazı kertenkelelerde biliyorsunuz hiç ayak yok. Bazılarında çok küçük ayaklar var. Görülmeyecek kadar küçük ayaklar var. Bazıları da bu formda, bu yapıda. Kertenkeleler tamamen zararsız arkadaşlar. Yani şöyle net bir şekilde bilgi vermek gerekirse, Türkiye'de zehirli kertenkele yaşamamakta. Yani hiçbir yerinde zehirli kertenkele bulunmamakta. Bu tıknaz kertenkele aslında yaygın görünüyor. Yani bölgemizde, bizim bölgemizde, çoğu bölgede de yaygın. Yani genelde tercih ettiği noktalar dağlık, kırsal noktalar. Taşlık ya da çalı formundaki ya dağ kısmındaki, yani yüksek yerlerdeki alanlarda yaşayan bir kertenkele türü. Ama yani her sürüngen gibi bunun da yani güneşten yani yararlanması için kayalık tarzı yerlerde çıkıp tırmanıp güneşten faydalanırken izlemek mümkün. Yani görebilmeniz açısından bu tip yerlerde bu kertenkele ya da bazı bu tür kertenkelelere rastlamak mümkün. Yani çok nadir de olsa harabeliklerde de görünebilir. Yani kırsal bölgelerdeki eski virane olmuş yapılarda da yaşayabilir, barınabilir bazı keler türleri gibi. Bu da o şekilde, hani o ortamlarda yaşayabilir nadir de olsa. Ama yani sıklıkla görülebilen türlerden. Genelde bu türler, yani kertenkele türleri de aslında aynı. Yani böcekler, yani ilk yemek sırasının en üstünde böcekler oluşturmakta. Sıklıkla yani böcek tüketerek ve bazı yumuşak omurgasızları tüketerek yaşamakta. Ya bir dişi ortalama 3 ila 8 yavru doğurabilir arkadaşlar. Doğurgan türler, bunu unutmayalım. Sürüngenlerin geneli yumurtlar mesela diyebiliriz ama bu tür doğuruyormuş arkadaşlar. Yuvalarından da biraz bahsetmek gerekirse, genelde kayalık ya da virane yerlerin çok güvenli, yani yağmur ya da sudan etkilenmeyen kuru yerlerini biraz eşerek, kendilerine ortam, uygun ortam sağlayarak burada da yuva kuruyorlar arkadaşlar. Ve çıkan yavrular da çok hızlı bir şekilde ergenliğe girebiliyor. Yani o yıl içerisinde kendi başına avlanacak kadar büyüyebiliyor çok hızlı bir şekilde. Tabii bunun annesinin de katkısı çok büyük. Yani çok hızlı büyümesinde annesinin de katkısı çok büyük. Bu şekilde üreme dönemi ve döngüsü bu şekilde ülkemizde arkadaşlar. Ben tekrar kertenkeleler ısırır mı, zararlı mı, zehirli mi konusuna vurgulamak istiyorum. Kertenkeleler kesinlikle bir insana kasti bir şekilde, ki yani mümkünat yok, saldırmaz. Zaten diş yapıları çok farklıdır. Tabii türlere göre değişiklik gösterse de ince ve sıralı bir şekilde dişleri vardır. Neredeyse diş yok denecek kadar farkında, hani size zarar veremeyecek, yüzeyinize zarar veremeyecek bir formdadır. Çeneleri güçlü olsa da yani insanları yani kasti bir şekilde ısırmazlar. Daha yani hiçbir kaynakta ben kertenkele insanı ısırmış diye okumadım ve rastlamadım. Bu yüzden özellikle vurguluyorum, tamamen zehirsizdir. Zaten çok hızlı hareket eder. Yani gördüğünüz, görmediğiniz hayal gibidir. Bir anda yok olur. Bu yüzden kimseye zarar olduğunu düşünmüyorum. Bu şekilde incelemiş olalım.